Kendimize en uygun pozisyonu getirebiliyoruz. İşte aletin ucunu şey yapıyor, gösteriyor. Bunlar böbreğin idrar süzen pınarları. Bu aleti biz buradan kumanda ederek, bakın uç kısmına, uç kısmı kıvrılabiliyor. Ve işte bu sayede böbreğin içinde dolaşabiliyor. Çok ince bir alet bu. Bunun içerisinden de lazer fiberi geçiyor. Şimdi aynı alet burada. Biraz sonra o aleti robota bağlayacağız. Böbreğin içini gördünüz. Bir değil, birkaç tane taş var. Bu taşların hepsini biz kıracağız. Evet. Şimdi ben bir şey yaparken böyle bir anlat. Evet, bakınız. İşte buna böbreğin içinde dolaşmak diyoruz. Şimdi taşı kırmaya başlıyorum. Gözlerim çalıştı. Taşı kırmaya başladım. Hafif hafif oynatarak nefesine hakim olabiliyor musunuz? Şimdi şöyle biraz daha gösterelim. Yeşil ışık lazer ışığıydı. Tamamen küçüldüğünü görüyorsunuz. Tabii. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de ilgilenen pek çok insan var. Mesela Dünya Endoroloji Derneği'nin kurucusu Profesör Doktor Arthur Smith çok ısrarla bu aleti kendi kliniğinde kullanmak istediğini ifade ediyor. Yine meşhur üroloji profesörlerinden Glenn Preminger, North Carolina'da Glenn Preminger kendi kliniğinde bu aleti, robotu kullanıp klinik çalışmalar yapmak istiyor. Birçok başka profesör de heyecanla bu robotu bekliyorlar. Çünkü bu robot gerçekten tıbba bir yenilik getiriyor. Doktora bir rahatlık ve konfor getiriyor. Hastalara da biraz önce gördüğünüz gibi taşlarının daha hassas bir şekilde, daha titiz bir şekilde kırılması gibi bir kolaylık getiriyor. Ve netice itibariyle bu şekilde tedavi ettiğimiz hastalar bizim. Sadece bir gece hastanede kalıyorlar. Ertesi günü evlerine, işlerine dönebiliyorlar. Yarın bu hastamız da hastaneden sabahleyin çıkıp gidecek. Böylece taş hastalığı büyük bir problem olmaktan çıkıyor. Ancak hemen şunu söylemek lazım. Taş hastalığı tedavisiyle uğraşan bir klinikte sadece bu robotun değil, iğne ile böbreğe girme yöntemi dediğimiz kapalı böbrek taşı ameliyatlarının da yapılabilmesi lazım. Böbrek taşı kırma cihazlarının da olması lazım. Ve böbrek taşının oluşmasını engelleyici her türlü tetkiklerin de yapılabilmesi lazım. Bu suretle hem böbrek taşlarını tedavi etmek hem de tekrar teşekkülünü önlemek önem kazanmış oluyor. Biz de kliniğimizde bütün bu fonksiyonları yerine getirebiliyoruz. Her türlü imkana sahibiz. Önceliğimiz robotu geliştirmek ve bütün dünyaya kabul ettirmek. Hemen şunu da belirtmekte fayda var. Amerika'da bir profesör, biz böyle bir robotu bir Amerikalı'dan veya bir Avrupalı'dan beklerdik. Türkiye'den çıkması bizim için şaşırtıcı oldu dedi. Biz de kendisine dünyada ilk robotların Türkiye'de Mardin şehrinin Cizre kazasında El Cezeri isimli bir mühendis tarafından yapıldığını, El Cezeri'nin kitabında bu robotların resimlerini yaptığını belirttik. Türkiye üniversitelerinde insansı robotlar da dahil olmak üzere
robotların yapıldığını, hatta robot yarışmaları yapıldığını da belirttik ve Türkiye'den böyle bir robotun çıkmış olmasının bize göre normal olduğunu ama belki kendilerinin Türkiye'yi iyi tanımadığı için şaşırdıklarını söyledik. Memnun oldular. Biz de her konuşmamızda Avicenna'nın, Türkiye'de İbn Sina olarak biliniyor ama Avrupalılar Avicenna olarak biliyorlar. Avicenna'nın büyük bir Türk İslam alimi olduğunu, Avicenna'nın yani İbn Sina'nın Kanun isimli kitabının 400 yıl boyunca bütün Avrupalı talebelerce okutulduğunu söyledik ve ondan dolayı bu cihazımıza Avicenna ismini verdik ve bu ismi tanıtmaya çalışıyoruz. Geçiyorsunuz galiba. Güzel. Ödül kazandık. Bu Profesör Can Dalorozet. Aa, ödülümüz de buradaymış. Böyle bir ödül kazandık. Bu ödül Stors tarafından verilen. Evet, Profesör Rasweiler, Almanya'daki doktor. Onları da böyle görüyoruz.